Evet, şu anda neredeyiz? Şu anda İstanbul Pendik Meydanı'ndayız. Seçimlere çok kısa bir süre kala partilerde çalışmalar devam ediyorlar. Evet, MHP çadır kurmuş Pendik Meydanı'nda. MHP'nin yanında hemen HDP Yeşil Sol Parti gördüğünüz gibi yanında şu anda burada. Onun yanında hemen İYİ Parti çadırı var. Karşıda AK Parti. İYİ Parti çok canlı bu arada. Refah Partisi, yeniden Refah Partisi. Pendik İlçe Başkanlığı, AK Parti. Memleket Partisi. Bir de PAR gördüğünüz gibi. Evet, bunları görünce aklıma ne geliyor? Bu ülkede demokrasi, insan hakları, eşitlik, herkesin söz sahibi olması anlamında gerçekten gereken demokrasinin burada olduğunu görüyorum. Evet. Vatan Partisi, Zafer Partisi. Yani demek ki burada partiler, tamam, herkesin dünya görüşü var. Kavgaya, gürültüye gerek yok. Bakın. Zafer Partisi, hemen yanında Vatan Partisi. AK Parti, Yeniden Refah Partisi, Memleket Partisi, bir de PAR, HDP, Yeşil Sol, İYİ Parti, MHP. Bu meydanda kavga, gürültü yok. Bakın, herkes karşı karşıya. Çok da güzel. İnsanlar selamlaşıyor, merhabalaşıyor, konuşuyor. Evet, şu anda gördüğünüz gibi şu manzarayı görün bakın. Evet. Bu böyle olacağına niye kavga ederiz? Ben onu anlamıyorum. Ve bu arada tabii CHP ile Saadet Partisi'nin çadırı şimdilik belki de yok. Burada ama gördüğünüz gibi bakın Yeşil Sol Parti. Burada Yeniden Refah Partisi, Pendik, İYİ Parti ve MHP. Zafer Partisi, Vatan Partisi, Hüdapar, Memleket Partisi. Memleket, bu memleket kavgaya, gürültüye, Aleviye, Kürde gerek tartışmasına girmeden bir arada olabiliyormuş. Olunabiliyor demek ki. Niye kavga ediyoruz? Bunu anlamıyoruz. Tabii ki siyasi görüş, dünya görüş herkesin olacak. Saygı göstermek lazım. Ben gidersem vatan biter, ben gidersem ülke bölünür, biz olmasak değil. Herkes bu vatan için, herkes bu memleket için uğraşıyor. Kendi dünya görüşünü gösteriyor, ortaya koyuyor, anlatmaya çalışıyor. Bakın demokrasinin en güzel örneği, bakın Hüdapar, Memleket Partisi yan yana. Hemen yanı başında AK Parti, hemen karşısında İYİ Parti, yanında Yeniden Refah Partisi, Vatan Partisi, Zafer Partisi ve MHP. Ve kavga yok, gürültü yok, birbirimizi dövme yok. Tartışma yok. Neden böyle hepimiz siyasiler başta meclistekiler olmak üzere, parti liderleri olmak üzere neden? Neden gereriz ortamı? Niye toplumları karşı karşıya getiririz? Anlamak, algılamak, sorgulamak lazım. Demokrasi insan haklarının için herkesi gerektiğini anlatmak gerekiyor. Bu manzarayı görüp biraz da utanmak gerekiyor siyasiler olarak. Çünkü insanlar kavga etmeden, dövüşmeden birbirinin yanına Kürt'ü, Türk'ü, Azerisi, Çerkesi. Herkes burada bakın. Alevisi, Sünnisi, Radikalı, Hüdapar gibi CHP'de bölünmüş olan Memleket Partisi, MHP'de ayrılmış olan İYİ Parti, Refah Partisi, hemen yanı başında Saadet Partisi tabelası karşıda hemen bakın. Orada kavga gürültü olmadan bir yerde yaşayabiliyormuşuz. Demek ki bu ülkede İstense kavga gürültü olmaz, yaşanılabiliyormuş. Evet, Pendik Meydanı'ndan YouTube Ardan kanalına abone olmanız umuduyla hoşça kalın. Çöp at, çöp at. Patlar, çöp at. Evet.